Kusura Bey'e de ben hemen sormak istiyorum. Bölgemizin çok ciddi sorunları ve problemleri olduğunu biliyoruz. Hatay'da sizlerin de katıldığı iki santral için açılışı yapıldı. Bundan birkaç gün önce Hatay Valisi Sayın Yener Rakıcıoğlu ile birlikte. Bölgede çok ciddi su sorunu var. Ve hatta Kırıkhan Sulama Birliği Başkanı'nın çok açık ve net itirafında sizlere zaten beyan etmişti. 56 motopompla Suriye maalesef suyumuzu çalıyor. Peki ben bu kadar dar boğazda bu kadar bir ovayı susuzluğa terk etmenin veya suya kavuşturmanın çözüm noktası nedir ve bununla ilgili neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Tabii Hatay'ımız genelde yani sanayi de var ama tarımla uğraşan bölge olduğu için ve tarımda da çok elverişli topraklarımız olduğu için bu toprakların rasyonel bir şekilde yani en akıllı bir şekilde kullanılarak en rentable, en verimli şekilde üretimin sağlanması gereken yerler olduğunu biliyorum. Ancak Hatay'da gerçekten çok güzellikler olmakla birlikte, aslında su potansiyelimizde olmakla birlikte bunları kullanmadan aciz durumdayız. Aciz durumda derken aslında vatandaşın kullanma sunulsa bunlar aciz olmayacak. Mesela şu anda ben özellikle Hatay'daki sulama projeleri üzerinde ısrarla durdum. Yani gerek mecliste gerek komisyonda gerekse verdiğim soru önergeleriyle Hatay'daki sulama projelerinin ne durumda olduğunu öğrendim. Mesela Erzin tarafında, Erzin 4'lük İskender arasında su verecek olan Aslantaş 3. Merhale Ceyhan projemiz var. Bu proje 16 bin hektar, 160 bin dönüm arazi sulayacak şekilde bir projedir. Evet. Yani bu proje realize edildiği zaman şu anda Aslantaş barajında su potansiyelimiz var. Suyumuz var yani. Ama o suyu kullanacak bir şebeke yok. Veya kanal yok. Ve bunları dağıtacak, araziye dağıtabilecek kanallar yapılmamış. Bunlar için mesela 1999 yılında 4.6 trilyon ödenek istendiği halde ayrılan ödenek 245 milyar lira. Ben bunu bakanlığa sorduğum zaman, efendim gerekli ödenek tefrik edildiği zaman Aslantaş, Ceyhan Aslantaş projesi 2002 yılında realize edilecektir, gerçekleşecektir denildi. Evet. 2 yıl içinde. Ama ayrılan şimdi ödeneğe baktığımızda istenen ödeneğin 40'ta 1'i. Demek ki 40 yılda bitebilir ancak. Ama 245 milyarlık bir ödenekle işte 4,5 trilyon ödenek isteyen projenin bitmesi mümkün değil. Bu sene de takip ettim ben. Şimdi tabii sadece Ceyhan Aslantaş değil. Mesela bir Tahtaköprü barajımız var. Tahtaköprü barajının 10 metrede yükseltilmesi için tüm projeler hazır. Ödenek bekliyor. O yapıldığı zaman ne Suriye suyumuzu çalabilecek ya, ne de geçen Ahmet Bey'in kaç gün önce açtığımız pompajla 500 metre ileriye suyu pompalayarak büyük masraflarla 500 dönümlük bir araziyi sulayabilecek bir palyatif çözüme ihtiyacımız kalacaktır. Bir Tahtaköprü barajı 10 metre yükseldiği zaman toprak yığma barajdır. 10 metre yükseldiği zaman aşağı yukarı şu anda hatırımda kaldığı kadarıyla 8-9 bin hektar, 80-90 bin dönüm araziyi sulayacak bu suyu su stokuna kavuşmuş olacağız. Öbür tarafta Yarseli, aslında çözüm hazır. Yarseli tabii Yarseli, Afrin sulama projesi, Yayladağ mesela barajı bitmiş durumda. Yayladağ barajı bittiği halde şu anda suyu kullanabileceğimiz kanallar, kanaletler ve de diğer istas regülatörler yapılmadığı için Yayladağ barajı %95 gerçekleştiği halde o suda o suyu kullanamıyoruz. Ve bir tarafta mesela yine tekrar dört yolda hemen Deliçay Yörek projesi var. Bin hektar alanı sulayabilecek büyüklükte bir orada gölet yapılabilecek, ona da ödenek yok. Bu sene baktım 2000 yılından ayrılan ödenek Aslantaş projesine 1 lira ödenek ayrılmış. Ve şunu söyledim ben mecliste. Şayet Türkiye şu anda maalesef günde 100 milyon dolar borç faizi ödüyor. Yani şurada resmi göstergeleri aldım geldim. Şurada Mayıs son itibariyle bütçe uygulamaları. Mesela nedir? Vergi gelirlerimiz 10.2 katrilyon. Faiz ödemelerimiz 11.7 katrilyon. Yani 100 lira vergi topluyoruz, 120 lira faiz ödüyoruz. Yani bu şartlarda yatırım yapması mümkün değil. Yani şurada yapısal bir çözüm ve bu devletin finansman açıklarının kapatılması için yeni kaynakların oluşturulması lazım. Böyle geleneksel borçlanmayla bir borç cuma içerisinde Türkiye'nin bir metre ileri gitmesi mümkün değil. Yani bir çiftçilerden hatta toplanacak vergiden büyük bir kısmı 32 katrilyonluk verginin 26 katrilyonluk kesimi gerçek usulde. Yani gelir vergisi olarak toplanacak. Gelir vergisi gerçek kişilerden alınıyor. İşçiden, çiftçiden, esnaftan, küçük gelir sanayicilerden alınıyor. Ama kurumlar vergisine baktığımız zaman büyük sermaye çevrelerinin ve büyük kurumların ödeyeceği vergi, beklenen vergi 8 katrilyon.
Ama öbür taraftan bakıyoruz, Türkiye günde 100 milyon dolar faiz ödüyor. Yani 2000 yılında ödeyeceğimiz faiz 36.7 milyar dolar. Yani 37 milyar dolar Türkiye 2000 yılında borç faiz ödeyecek. Borç değil. Ben dedim ki Hatay'a bir günlük faizin yarısını ayırsanız işte şu projelerin tamamı gerçekleşir. O zaman Hatay'a, Hatay çiftçimiz değil bir ürün yılda 2 ürün, 3 ürün alabilir. Çok rahatlıkla. Ve Hatay'a bir Hatay da eklenir. Ama maalesef bugün Hatay'ımızın bu sorunlarına ödenek ayrılmadığı için ve çözüm üretilmediği yatırım için. Projeleri, yatırım planları, yatırım ödenekler çok düşük olduğu için ve buna da maalesef yani şu anda hükümetin aslında gündemi, vatandaşın gündemi hiç ilişkisi yok. Hiç örtüşmüyor. Vatandaşın gündemi başka, hükümetin gündemi çok daha farklı. Yani devletle millet arasında barışık değil. Bu örtüşmezlik var her alanda. Böyle olunca Hatay'da bugün maalesef Hatay'ımız üniversite seçme sınavlarında da en altlara düştü şu anda maalesef yani. Hakkari ile birlikte gidiyoruz. Diğer ekonomik alanlarda, kültürel alanlarda Hatay gibi bir coğrafya, yani Türkiye'nin gerçekten tüm güzelliklerinin özetini taşıyan bir Hatay, bir zamanlar Fransa ortalamasına yakın, okuma yazma oranı, sanayisi, geliri her şeyiyle Fransa ortalamasına yakın bir Hatay, diğer illerde de aynı şey olmakla birlikte kendi bölgemiz olduğu için maalesef Türkiye'nin genel şeyiyle birlikte, küçülmesiyle birlikte Hatay da küçülmüştür. Ve Hatay'da şu anda sanayi, çiftçi, herkes can çekici durumda. Bunların çözümü yok değil. Emin olun ki çözümü yok değil. Yani Türkiye'de un var, yağ var, şeker var. Yapılacak helvadır. Helva yapan iyi bir, rasyonel bir yönetim, iyi bir politika, iyi bir kalkınma planlaması ve yatırımlara, vatandaş için çok önemli olan yatırımlara ödenek transferi lazım. Hatay'da bu olduğunda ben bunu demin verdiğim 99'da bir Ceyhan Aslantaş'a 245 milyar ayrılmışken, 4,5 trilyon lazımken, 245, 20'de 1 ayrılmışken, maalesef bu sene baktığım yatırım planı 1 lira ayrılmış. Yani muhasebe kayıtlarında devletin kaybolmasın diye 1 lira gibi bir rakam da takip ediliyor. Diğer yatırımlar da böyle. Yani bu şekildeki vatandaş kuyu açtırıyor. Kuyu sulamaları çok pahalı. 100-200 metreden dalgıç pompalarla kuyular su çekiliyor. Türkiye'nin enerji sorunu da var bugün. Yani çok korkunç bir şekilde enerji tüketiyor o tip yatırımlar. Ama bugün şu yatırımlara gerçekten Türkiye'nin bir günde de faizin yarısı Hatay'a ayrılsın, 50 milyon dolar, şu yatırımların tamamı realize olur. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Hatay'a bir Hatay daha çok rahat eklenir. Evet. Ve insanımızın geliri artar. Artık genel milli ekonomiye yani katma değer artacak, vergi ödeyecek vatandaş. Ve devletin ayırdığı bu ödeneği ben inanıyorum ki en geç 2 yılda devlet tekrar amorti eder. Vergi olarak tekrar alır. Ama Hatay kurtulur. Evet. Ama maalesef bu noktada bir eğilim yok. Çok basit palyatif çözümlerle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama bu da vatandaşın kaynaklarıyla oluyor. Evet. Özel idarenin kaynaklarıyla oluyor. Mesela bir havalanı yapılacak buraya. İsterseniz havalan tamamen özel idare. O konuya geçeceğiz evet. Efendim. İsterseniz diğer önemli bir gündem maddesine bir göz atalım. Bu konuda da fikirlerinizi bir alalım. Bildiğiniz gibi önce kamu kurumlarında, kuruluşlarında ve daha sonra da üniversite kapılarına yansıyan bir türban krizi maalesef Türkiye'yi kasıp kavurdu. Ve bunun yanında rektörlerin atamasıyla birlikte de YÖK'te bardağı taşıran son damla bu vesileyle konulmuş oldu. Peki ben uzun zamandır zaten bu işin mücadelesini veren bir misyona sahip bir partide milletvekilisiniz. Peki şöyle YÖK'e baktığınızda YÖK daha sonra da İmam Hatip Liselerinin yüzü suyu hürmetine tüm meslek liselerinde kapsayan 180-190 puan alan bir öğrenci meslek lisesi çıkıştır diye herhangi bir okula başvurma gibi öyle bir imkana sahip değil, ortadan kaldırdılar. Ya büyük bir darbe vurdular meslek okullarına tamamına. Acaba YÖK'e bakış açınız ve içinde bu meslek liselerinde kapsayan bölümle ilgili neler söylemek istersiniz? Sen geç. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir kanayan yaraya parmak bastınız. Sizi kutluyorum. Türkiye'de gerçekten şu anda şöyle genel bir sorun bu aslında. Yani tek boyutlu değil. Yani sadece YÖK sorunu da değil bu. Türkiye'de maalesef şu anda insanlığın yakaladığı evrensel doğrular Türkiye'de uygulanmıyor. Biz parti olarak bu sene demokrasi, insan hakları, özgürlük, hukuk devlet, kalkınma, ekonomik kalkınma olarak bunu söylem olarak Fazilet Partisi olarak gündeme getirdik. Bunlar çok önemli. Bunlar insanlığın yakaladığı evrensel doğrulardır. Ve insanlığın ekonomik, kültürel, sosyal gelişmesini sağlayacak en önemli faktörler. Ama Türkiye'de bir sıkıntı var yani. Türkiye'de bir görünmeyen hükümet var. Bunu artık herkes telaffuz ediyor. Aman diyorlar, kızdırmayalım.
Kimi kızdırmıyorsun? Mecliste diyorlar şu anda olmaz bu. Konjonktür müsait değil. Ne demek ya? Türkiye Cumhuriyeti Meclisi devletin, milletin en önemli karar organıysa ve egemenliğini kısmen de olsa başka organlara devredemeyecek kadar üst bir kurumsa, ondan daha üst kurum yoksa Türkiye'de ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve parlamentomuz gerçekten Türkiye'nin meselelerine el atmak zorunda. Yani parlamentoda da şu telaffuz ediliyor. Aman diyorlar yani. Aman kızdırmayalım. Neyi kızdırmıyorsunuz? Ha birileri var. Bu nedir? Görünmeyen bir devlet. Görünmeyen bir